Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza bugün 1 Ocak 2021 yılına girdik saat 10 suları akşam sularındayız dolar kısa vadeli analizini yapıyoruz bugün piyasa kapalı biliyorum ama dün yapamadığımız analizi bugüne taşıdık dolayısıyla arkadaşlar perşembe gününün kısa vadeli analizlerine devam edeceğiz. Çarşamba günü yaptığımız analizde doları bir de S400 vurdu diye e, sizlere söylemiştik. Ama buradaki e, düşüş gücünü kaybetmeye başladı diye aması vardı arkadaşlar. Ve en son söylediğimiz notlarda ne yazmıştık onu bir okuyalım yani çarşamba günü. Dolar TL'de düşüş trendi de, de, devam ediyor 7.41 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder diye yazmıştık arkadaşlar. E, ve destek 7.34 7.30 yazmıştık yazdık. Direnç 7.38, 7.41, 7.45-7.50. Önümüzdeki 1-2 gün dolarda tepki alımı gelebilir takip ediniz diye yazmıştık. Ne zaman yazdık? Tam buradayken arkadaşlar yazmıştık. 7.37-38'lerde geziniyorduk. Ve sonrasında sert bir hareketle 7.50'ye yükseldik arkadaşlar. Oradan kar satışıyla beraber 7.43, 7.44'te kapattık. Ve pazartesi gününden önce durum nasıl bakalım şimdi. Öncelikle arkadaşlar hemen en basit kuralımız şu düşen tepelerden bir tane trend çektiğimizde bakın hatta bunu paralelini alabiliriz paralelini aldığımızda bakın şöyle bir düşen kanalı görüyorsunuz hatta hemen yine her zaman yaptığımız gibi sarı kanalımızı çizelim arkadaşlar evet evet bu sarı kanal içerisinde bulunuyoruz. E, yükseliş için burada ümitlerimiz artmış gözüküyor eğer 7.45'ler e, üzerinde kapatabilseydi e, birazcık daha iyi derdim ama ben şu an yine de durumun iyi olduğunu düşünüyorum e, özellikle ya, e, pazartesi gününden sonra tekrar 7.45 üzeri aç, açılış olursa çünkü neden şöyle yaklaşalım bakın pazartesi günü e, şöyle yapalım tam bu noktaya denk gelecek ayın 4'üne. Bu durumda 7.42 7.43 gözüküyor ama biz ona 7.43 diyelim 7.43 üzerinde bir açılışla beraber bakın tekrardan yukarı doğru bir arkadaşlar e, yükseliş denemesinin gelebileceğini düşünüyorum. Benim beklentim tekrardan 7.50'lerin test edilmesi e, burada e, 7.43'lerden de tekrar e, bizim e, sinyalimiz yukarı doğru dönebilir arkadaşlar 7.42 de buna diye e, yazabiliriz bir kuruş yukarıdan olsun 7.43 seviyesinden biz pazartesi günü yukarı doğru bir trendi başlatmış olabiliriz. Buradan da bu seviyenin üzerinde kapatırsa da %90-80 civarında bir yükseliş hareketinin başladığından söz konusu edebiliriz diye düşünüyorum. Ve en son sinyalimiz bakın dolar sinyal tablomuza döndüğümüzde bakın 84'ten Bizim düşüş trendimizi analiz sistemimiz tespit etmişti. 8.03'ten 7.30'a geldik. Müthiş bir analiz olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki buradaki trendin boyutunu biz tespit edemeyiz. Sadece düşüş trendini veya yükseliş trendinin başladığı ve bittiği noktaları kestirmeye çalışıyoruz. Boyutuna da bazı yorumlar yapabiliriz ama bu yükseliş veya düşüş trendlerinin ne kadar uzun süreceği konusunda ben açıkçası kimsenin bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Tahta yapıcısı hariç. Şimdi buradan Pazartesi günü buraya eğer 7.43 üzerinde bir hareketle başlarsak, şöyle yazayım 7.43 ama bunu ben kaydetmeyeceğim. 7.43 e, üzerinde e, bir açılışla beraber Pazartesi günü yukarı düş yükselen trendi başlatabiliriz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyelim. Şimdilik bunu siliyorum. Pazartesi günü değerlendireceğiz. Tekrardan dolar tarafına dönelim anit sayfamıza. Evet burada dediğimiz gibi arkadaşlar bir yükseliş potansiyeli var. Hemen üst tarafta 7.45'te ve 7.50'de arkadaşlar iki tane önemli direncimiz var. Burayı aşarsak hızlı bir şekilde 7.60'lara doğru 7.62'lere doğru bir hedef olacağını düşünüyorum. Çünkü bakın şu noktada biz aşağı doğru kırılmıştık. Ve ikincisi de bakın burada bir kademe vardı. Bunu yine çarşamba günleri, çarşamba günü ve salı günü aktarmıştık. Ve burada da 7.30'da 7.30-32 bölgesinde şurası bakın hatta şurayı da kapsayabilir. Bakın ilk tepemizin olduğu nokta 7.32 diye konuşmuştuk. Bu 7.32'lerden bir miktar tepki gelmesi gerekiyor. Onun altında da 7.27'ler vardı. Daha altta da 7.18'ler olduğunu şurada daha kötü durumda uzun vadede daha doğrusu orta vadede destek olduğunu anlatmıştık. Ama şu an 7.30'dan arkadaşlar 7.30-32 çok önemli değil. Buradan bir toparlanma geldi. Tepki yükselişi geldi. Bunun yükseliş trendine dönüp dönmeyeceğini biz pazartesi günü göreceğimizi ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. Ve 7.43 seviyesine dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi pazartesi günü yükseliş trendine dönebiliriz. Bunu indikatörler de destekliyor. Sadece fiyat grafiğindeki durum göstermiyor. E, indikatörlerde yukarı doğru bir hareketin potansiyelin durumunu bizlere gösteriyor. 5 saatlik grafiğe baktığımızda e, burada göstergeler tepede ama şu ayın birini saymamak lazım. O yüzden şuraya dönüyorum. Buraya döndüğümde göstergeler evet tepede bir miktar kar satışı gelebilir. Kar satışı gelirse de arkadaşlar burada 7.42, 7.43, 41 yani şöyle diyeyim. Şu bölge arkadaşlar özellikle 7.41 seviyesinin altına çok fazla gelmemesi gerekiyor. 7.41'lerden sonra tekrardan toparlayıp bakın şu mor ortalama nereden geçiyor? buçuktan geçiyor. 7.42 42.70'ten geçiyor. Özür diliyorum. Bu bölgenin üzerinde bir kapanışla beraber sert bir şekilde 7.55'lere doğru bir hareket olabileceğini gösteriyor bizlere. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Evet 5 saatlik durumda aşırı alım bölgesindeyiz bir miktar kar satışı gelebilir 7.40 7.43'ler bize e, alım fırsatı mı olacak bunları izleyeceğiz sizlerle beraber yatırım tavsiyesi olmadan evet e, şu an en alt kattan 7.30'dan kalkmaya başladık arada bir tane bölgemiz vardı 7.40 bölgesinde oraya açtık gibi gözüküyor ve 7.50'ye doğru giden bir hareket ben gözlemliyorum onun üst, üst tarafında da 7.62'nin olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım. Evet dolar indeksine baktığımızda yaklaşalım günlük bazda baktığımızda 31 Aralık tarihinde 89 lara kadar inse de sonrasında 90'lara doğru bir toparlanma görüyorum. Yani burada ortada bir hareket var ee, eğer biz 90'lı seviyelerin üzerine çıkarsak yükseliş tarafına geçebiliriz ee, dolar endeksi tarafında baktığımızda indikatörler çok kötü gözükmüyor arkadaşlar burada bir miktar daha yukarı gitme potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Bakın şuradaki. Şu pembe ortalamayı takip edin pembe ortalamanın e, Uzun zamandır biz altında kalıyoruz O noktada da pembe ortalama 90 bölgesinden e, Pazartesi geçecek diye düşünüyorum bu seviyenin üzerine çıkarsa Hızlı bir şekilde 91'e doğru hareket edebilir Şimdi e, dolar tl'ye gelelim Özetimizi yapıp Ve yavaş yavaş bu videoyu tamamlayacağız sonrasında da yüreğe bakacağız Dolar tl'de 7.43 civarından tam seviyeyi pazartesi söyleyebileceğim. Yükseliş trendi pazartesi teyitlenebilir. Destek 7.40 7.34 7.30 Direnç 7 45'i yazsak da olur da yazmasak da olur diye düşünüyorum. 7.50 yazalım. 7.55 7.60 Evet, şunu birazcık büyütelim. Siyah da boyadık mı? Arkadaşlar, doların durumu bu şekilde. Ee, i̇steyenler euro analizinde izleyebilir. Burada doları ben bitiriyorum. Şimdi euroya bakalım. Çok kısa bir şekilde euroya da bakacağız. Evet, euro-türk lirasına baktığımızda, bakın 9.05'in üzerine karalamıştık biz. Ee, çarşamba günü. Baktığımızda 9.08'den kapanış meydana gelmiş gözüküyor. Şu anki harekete baktığımızda ama bu 31 Aralık tarihinde 9.03 kapattığımızı gösteriyor. Buradaki grafiğe baktığımda ben yine burada pazartesi günü eğer biz 9.06'ların üzerinde tutunabilirsek tekrardan burada da yükseliş hareketinin başlayabileceğini düşünüyorum. Ben Euro tarafında da bakın indikatörleri incelediğimizde burada yukarı doğru bir dönüş var. Benzer şekilde e, dolarla beraber yukarı doğru hareket etmesi mümkün olabilir. Şu an için bir yükseliş trendine girdiğini söyleyemeyiz ama bir potansiyel var arkadaşlar. Özellikle 9-10'ların üzerinde bir e, kapanış gelirse pazartesi salı günden sonra sert bir şekilde 9-20, 9-30'lar da belki e, iyi durumda e, mümkün olabilir. Ancak şu an için halen düşüş trendi olduğunu düşünüyorum ben. Evet tekrar dolar TL'ye geçelim. Özeti buraya gösterdikten sonra. Kısacası halen düşüş trendindeyiz ama pazartesi yükseliş trendine e, girebiliriz. E, bunu da yazalım. Dolar TL'de halen düşüş trendindeyiz. 7.43 üzerine alt tarafa geçelim. Ancak yazalım şöyle. Evet güzel oldu şimdi. Evet bunu kaydediyorum arkadaşlar. Yine bir sonraki analizde orta uzun vadeli analiz inşallah fırsat olursa onu yapacağız. Sonrasında da pazartesi günü kısa vadeli analizlerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın iyi akşamlar.